Arkadaşlar merhabalar, NSE Yayınları 11. sınıf e, matematik e, dersi için 3. hafta konusuyla beraberiz. E, şimdi bu hafta ne işleyeceğiz arkadaşlar? E, Trigonometre, daha önceki haftalarda sinüs, kosinüs işledik, birim çember işledik. Şimdi sıra geldi artık tanjant ve kotanjant fonksiyonuna. Şimdi önce tanjantla başlayacağız. Burada bakın, birçok öğrenci tanjant nedir dediği zaman tanım olarak sinüs bölü kosinüs diyor ama göreceksiniz ki. Aslında gerçek tanım o değil. Peki tanım nedir? Bir kere trigonometrik fonksiyonların hepsinin tanımı birim çember üzerinde verilir arkadaşlar. Şimdi mesela şurada bakın bir okuyalım. Ne diyor? Birim çember üzerinde bir P noktası verilsin diyor. Bakın burada P noktası var şurada. İşte bu noktayı orijinle birleştiren OP ışını var. Bunun x eksenine yaptığı pozitif yönlü açının ölçüsü alfa olsun. Ki zaten sinüs kosinüsle de böyle yapıyorduk hatırlıyorsanız. Şimdi bakın burada bir de x eşittir bir doğrusu çizilmiş. Normalde şimdi sinüs kosinüs nasıl tanımlamıştık? Hani buradan O'dan P'ye kadar çiziyorduk. Sonra P'nin apsisine kos alfa diyorduk. Ordinatına sin alfa. Şimdi devam ettiriyoruz bunu. Bakın x eşittir 1 doğrusuna kadar çizdik. Bakın burada çizdiğimiz ışın bu x eşittir 1 doğrusu ile T noktasına kesişti. Şimdi tanım diyor ki o T noktasının ordinatına tanjant alfa denir. T noktasının ordinatına tanjant alfa denir. Tamam mı? Mesela bakın yan tarafta da şunu çizeyim. Belki şu bir kere daha. Şöyle birim çember. Tek çeyreğe çizsem yeterli. X eşittir 1 doğrusunu çizdim. Bakın bir alfa çizdim şöyle. Devam ettiriyorum bunu işte şuraya kadar. Bura alfa ise eğer şu nokta işte T demiştik buna. Apsisi zaten 1 bunu biliyoruz. Ordinatta tanjant alfa diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla genel olarak arkadaşlar bu x eşittir 1 doğrusuna da kimi zaman tanjant ekseni diyoruz. Hatırlarsanız daha önce şey söylemiştik. Hani x ekseni bazen kosinüs ekseni diye adlandırılır. Y ekseni de sinüs ekseni diye adlandırılır. E şimdi burada x eşittir 1'e tanjant ekseni diyoruz arkadaşlar. Peki bu tanjantla sinüs ve kosinüs arasındaki ilişki nedir? Şimdi oraya gelelim arkadaşlar. Şimdi bakın ben burada <laughs> tekrardan bakın tekrardan şurayı bir çizdim şöyle. Bu, şu anda bu karşınızda gördüğünüz bu yazılar var ya on nereden geldi? bir kere de şuradan göstereyim. Bakın şunu çizdim. Şöyle devam ettirdim. Bura alfaydı değil mi? Şimdi şu noktada neydi? T idi. Tamam. Şurada da P noktası vardı arkadaşlar. Şurada O idi arkadaşlar. Şimdi bakın birim çember olduğu için şurası 1. Şuradan bir dik indirirsem burası cos alfa. E burası da sin alfa. Peki burası neydi? tanjant alfaydı. Arkadaşlar peki bakın şu taradığım küçük üçgenle şu büyük üçgen arasında benzerlik var mı? Var. Peki o benzerlik nedir arkadaşlar desek? Bakın şuraya da h dedik. Benzerlik şudur bakın. Şuraya da a diyorum. Küçük üçgende alfanın karşısı pH bölü büyük üçgende alfanın karşısı TA eşittir. Diğer tarafa geçiyoruz. OH bölü OA. E şimdi bunu yaparsak eğer şöyle bir şey olur. Bakın şöyle yazayım ben. Küçük üçgende alfanın karşısı nedir? Bakın. Küçük üçgende alfanın karşısı sin alfa. Alfanın komşusu kos alfa. Büyük üçgende alfanın karşısı tan alfa. Komşusu 1. Uzan bakın biz ne elde ettik? Tan alfa eşittir sin alfa bölü kos alfa. Tabii ki ileride bunu çok kullanacağız. Ancak bu en başta söylediğim gibi arkadaşlar bir tanım değil. Tanımdan çıkan bir sonuçtur arkadaşlar. Peki bu tan alfa her zaman tanımlı mıdır? Hayır. Bakın zaten şuraya baksanız sin olsa Bir kesir ne zaman tanımsız olur? Paydası sıfır olduğunda. E şimdi o zaman demek ki kosinüs alfanın sıfır olduğu yerlerde tanjant tanımsızdır. Peki kosinüs alfa nerelerde sıfırdır? Pi bölü 2'de, 3 pi bölü 2'de yani derece olarak söylersek 90 derece, 270 derece ve buna böyle 180'in katlarını ekleyerek gidersek buralarda tanımsız tanjant. Dolayısıyla tanjantın tanım kümesi biz şöyle yazıyoruz. Tüm reel sayılar fark pi bölü 2 artı k çarpı pi. Ama görüntü kümesi tüm reel sayılardır. Yine bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlar sinüs ve de görüntü kümesi neydi? Eksi bile bir aralığıydı hatırlarsanız. Dolayısıyla bir kez daha toparlarsak Tanımı verdik. Tan alfa eşittir. Sin alfa bölü kos alfa dedik. Tanım kümesini söyledik arkadaşlar. Tamam. Peki hemen bununla ilgili bakalım. Bir soru var mı sırada? Şöyle bir soru var bakın. Ee, sin ve kos arasında bir ilişki vermiş. Tanjant alfayı bulun diyor. Arkadaşlar hemen aklımıza ne geliyor? Bir içler dışlar yapmak. Yapalım. O zaman 2 ile çarptık burayı. 6 çarpı kos alfa eksi 2 çarpı sin alfa. Eşittir. 1 ile de paydayı çarptık. 2 sin alfa artı 3 kos alfa. Şimdi 3 kos alfayı sol tarafa attım. 2 sin alfayı da sağ tarafa attım. Şurası ne oldu? 3 kos alfa oldu. Şurası ne oldu? 4 sin alfa oldu. Arkadaşlar buradan kos alfayı paydaya attım. Yani şöyle bakın. Sin alfa bölü kos alfa eşittir. Buradaki 4'ü de diğer tarafın paydasını attım. E şimdi sin alfa bölü kos alfa tan alfa değil miydi? Demek ki o zaman tan alfa eşittir. 3 bölü 4. Eğer dikkat ederseniz zaten benden ne istiyor? Tan alfa istiyor. Böylelikle bunu da bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi tan alfanın tanımını verdik. E şimdi daha önce de sin kosu vermiştik. Geriye kaldı ne arkadaşlar? Kotanjant kaldı. Şimdi kotanjantın tanımını vereceğiz. Tanjantta hatırlarsanız x eşittir 1 doğrusu çizmiştik. Bu sefer burada da şekilde gördüğünüz üzere y eşittir 1'i çiziyoruz arkadaşlar. Bakın alfa derecelik bir açı çizdik, devam ettirdik. Bakın burada k noktasına kesişmiş. Bu sefer de diyoruz ki bu k noktasının apsisine kot alfa denir. Ordinatı zaten belli 1. Tamam K noktasının apsisine kot alfa denir arkadaşlar. Ee, bunun da yine sinüs ve kosinüs arasındaki ilişki nedir? Şimdi biraz sonra söyleyeceğiz onu. Bakın şimdi ben buraya tekrardan şöyle bir birim çember çizdim. Hatta yine sadece bu kısmını çizsem yeterli. Neyse şurayı da çizelim. Şöyle bir y eşittir bir doğrusu yapalım. Şuradan şunu çizelim. Şuraya k noktası. Şuraya alfa dedik. Tamam. Şuraya yine indirelim. Şura P'ydi. idi. Şura H. Şu kısım 1. E bu kısım cos alfa daha önce söylemiştik. E bu kısım sin alfa. Peki bugün ne söyledik şimdi biraz önce? Burada kot alfadır. Arkadaşlar bakın şimdi ben burada benzerlik yapacak olursam. Tamam mı? Hani bunu şu tarafa da çizerim. şöyle. Bu üçgende, şu büyük üçgen arasında. Şimdi burada bakın şu kısım kot alfa bölü bir, şöyle söyleyeyim, kot alfa bölü bir, büyük üçgen bölü küçük üçgen eşittir arkadaşlar. Ne oluyor? Kos alfa bölü sin alfa oluyor. Yani bizim yine e, tanım olarak bildiğimiz aslında kos bölü sin aslında tanımdan çıkan neymiş? Bir sonuçmuş arkadaşlar. Demek ki burada da tanjantta olduğu gibi şunu bileceğiz. Kot alfa eşittir, kos bölü sindir. Peki her zaman tanımlı mıdır? Yine daha önce olduğu gibi tabii ki paydası sıfırken tanımsız olur. E, paydası dediğimiz sin alfadır. Demek ki sin alfanın sıfır olduğu yerlerde arkadaşlar e, kotancan tanımsızdır. Peki sin alfa ne zaman tanımsızdı? E, pardon ne zaman sıfırdı? Sıfır pi, 2 pi veya eksi pi, eksi 2 pi. Yani pi'nin katları. O zaman kot alfayı eğer fonksiyon olarak tanımlarsak ne oluyor? Reel sayılar fark k çarpı pi. Tabii ki burada K nedir? Bir tam sayıdır arkadaşlar. Görüntü kümesi yine tanjantta olduğu gibi arkadaşlar nedir? Bütün reel sayılardır. Tamam. Hemen buradan şeyi de hatırlayalım. Yani sin bölü kos tanjanttı. Kos bölü sin de kotanjanttır. Değil mi arkadaşlar? O zaman şunu söyleyebiliriz. Tan alfa çarpı kot alfa eşittir 1'dir. Çünkü tan sin bölü kostur. Kot da cos bölü sin'dir. Peki şunu söyleyelim. E, bütün gerçel sayılar için tanımlı mıdır? Hayır. Bu eşitlik ne zaman tanımlıdır? Tanjant ve kotanjant tanımlı olduğu zaman. Tamam. Yani böyle bir şey verip de bütün gerçel sayılar için tanımlı mıdır? Hayır. Tanjantın ve kotanjantın tanımlı olduğu değerler için bu eşitlik geçerlidir arkadaşlar. Dolayısıyla zaman zaman çok kullanacaksınız. Mesela tan alfa dediğiniz nedir? 1 bölü kot alfa. Veya kot alfa nedir? 1 bölü tan alfa. Yani mesela tan alfa 2 bölü 5 ise kot alfa 5 bölü 2'dir arkadaşlar. Peki bir sorumuza bakalım şimdi. Arkadaşlar şimdi burada bakın iç ters açılardan bura alfa ise şurada alfa mıdır? Alfadır. Peki ne istiyor bizden? Kot alfa değer. Yani. Şimdi ben buradaki 3 bölü 5'i nasıl kullanacağım? 3 bölü 5 absis ya. Demek ki şunu biliyorum arkadaşlar. Cos alfa nedir? 3 bölü 5'tir arkadaşlar. Değil mi? E şimdi şurada 1. Buranın şuranın 3 bölü 5 olduğunu biliyorum. O zaman Pisagor'dan burası nedir? 4 bölü 5'tir. Yani sin alfa nedir? 4 bölü 5'tir. E bana neyi soruyor? Kot alfayı. Kot alfa kos alfa bölü sin alfaydı. Kos alfa 3 bölü 5. Sin alfa 4 bölü 5. 5'ler sadeleşir. Kotanjant alfa arkadaşlar 3 bölü 4'tür. Şimdi az önce söylediğimiz şeyler vardı. Burada bir kere daha yazmışız. Tan alfa hemen şuraya bir kere daha yazalım. 1 bölü kot alfadır. Kot alfa 1 bölü tan alfadır. Yani tan alfa çarpı kot alfa eşittir. 1'dir. Ne zaman? Alfa pi bölü 2 çarpı k'dan farklıysa. Yani 0, 90, 180 derece olarak söylüyorum. 270 gibi 90 derecenin katları olan açılar dışında tüm alfalar için bu eşitlik ki çok kullanılır, geçerlidir arkadaşlar. Mesela burada şimdi nasıl bir soru var? Tan kare artı kot kare 3 ise tan x artı kot x ifadesinin pozitif değer. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın tan x artı kot x ifadesinin bir karesini alalım. Şimdi formülü hatırlayalım. Neydi? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi. Şimdi bakın şurada tan x çarpı kot x var. Bu 1. Yani dolayısıyla 2 çarpı 1, 2. Peki bu tan kare artı kot kare nedir? Onu da yukarıda vermiş. 3 vermiş. Artı şu ortadaki terimde 2 eşittir 5. E şimdi bakın tan x artı kot x istiyorduk ya biz. Karesini bulduk. Karesi eğer 5 ise kendisi nedir? Kök 5'tir. Dolayısıyla cevabı bulmuş olduk. Şimdi sinüsü söyledik, kosinüsü söyledik. Tanjant ve kotanjantı söyledik. İki tane daha bilmemiz gereken trigonometrik fonksiyon var. Bunlardan biri sekant, biri kosekant. Şimdi önce bir e, şu birim çember üzerinde bir açıklayalım. Bakın yine burada bir x ekseniyle alfa derece oluşturacak şekilde bir ok doğru parçası çizilmiş. K noktası çember üzerinde tam K noktasından çembere teğet bir doğru çizilmiş. ML doğrusu. Şimdi bakın o zaman. Şimdi bir kere K zaten belli. K'nın koordinatları cos alfaya sin alfadır arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi önce tanımı verelim. <laughs> Tanım ne diyor? Diyor ki bu teğeti çizdiğiniz zaman bu teğet doğrusunun şu x eksenini kestiği nokta var ya L noktası. Bu L noktasının apsisine diyor? Sekant alfa denir diyor. Sekant alfa. Ve M noktasının ordinatına da kosekant alfa denir diyor. Tamam. Peki bu sekant, kosekant, sinüs, kosinüs arasında bir ilişki var mı arkadaşlar? Var. Benzerlik kullanacağız yine. Mesela hangisi? Burada bakın yazmış. KOH. KOH'ı taradım. Ve tabi şimdi bura alfa ise eğer bakın şöyle yazalım. Şura 90 eksi alfa. Şurası alfa. Burası yine 90 eksi alfa. O zaman KOH ile LOK üçgenleri benzerdir. E benzerlikte o zaman şuradaki eşitlik var. OH bölü OK eşittir. OK bölü OL. Şimdi OH nedir buradan? Kos alfadır. Yazdım. Peki OK nedir arkadaşlar? Birim çember olduğu için OK birdir. Eşittir. Yine OK. Dolayısıyla 1 bölü ol. Burada sekant alfa. O zaman burada sekant alfa çarpı kos alfa 1 oldu. Yani sekant alfa dediğimiz şey 1 bölü kos alfadır arkadaşlar. Benzer şekilde diğer üçgeni de kullanırsanız arkadaşlar onu artık yazmayacağım. Diğer üçgende de şöyle bir şey var. İşte kosekant alfa kosekant alfa bölü 1 eşittir 1 bölü sin alfa. Dolayısıyla buradan da kosekant alfa eşittir 1 bölü sin alfa. Demek ki sekant alfa 1 bölü kosmuş. Kosekant alfa 1 bölü sinmiş arkadaşlar. Tamam? Şimdi nerelerde tanımlı? Sekantı hatırlayalım. Sekant neydi? 1 bölü kos. Kosinüsü 0 olduğu yerlerde dolayısıyla sekant tanımsız. Benzer şekilde kosekant nedir? 1 bölü sinüs alfa. Sinüsün sıfır olduğu yerlerde de kosekant tanımsız arkadaşlar. Peki bunların görüntü kümelerini alabileceği değerler? Arkadaşlar hem sekantın hem de kosekantın görüntü kümesi nedir? Eksi sonsuzdan eksi 1'e birleşim birden sonsuz. Yani şunu iddia ediyoruz. Eksi 1 ile birerse ki değerleri alamaz. <laughs> Gerçekten alamaz. Neden? Mesela eksi 1 ile birerse bir değer alalım. 1 bölü 2. Örneğin şurada yazılan kosekanta bakın. 1 bölü 2 olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü 1 bölü sinüs alfanın 1 bölü 2 olması için sinüs alfanın 2 olması lazım. E böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla e, yazdığımız görüntü kümesi işte eksi sonsuz eksi 1 bir, birleşim bir sonsuz sekantla kosekantın görüntü kümesidir. Şimdi ne diyor? Tanımlı olduğu aralıkta 1 artı kod kare x ifadesinin eşitliği bulunuz. Şimdi arkadaşlar bakın 1 artı Kotanjant neydi? Kosinüs bölü sinüstü. Dolayısıyla burası kos kare x bölü sin kare x'tir. Payda eşitleyelim. Şu da 1 bölü 1 ya. Bunu da sin kare x'e çarpıyorum. Ve dolayısıyla şöyle oluyor. Sin kare x. Şurada sin kare x. Artı bura kos kare x. Trigonometrin en temel formülü. Sin kare artı kos kare neydi? 1'di. 1 bölü sin kare. E bu da dikkat ederseniz 1 bölü sin x'in karesidir. 1 bölü sin x'i de az önce söyledik. Kosekanttır. Dolayısıyla burası kosekant kare x'tir. En sade hali arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle 3. haftanın sonuna gelmiş olduk. 4. hafta konusunda görüşmek üzere.